Hadi bakalım. Meselesi değil. Hayır, gelin, 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 gelin. Hoş geldiniz Burcu. Hoş bulduk. Arkadaşlar bize laf gelmeyin. Niye kalkıyorsunuz? Saygıdan mı? Yoksa böyle bir saygıdan. Bu fırsatta üstümüz boşu. Hoş geldiniz. Şöyle galiba şurada biraz yatırmam lazım. Geçiyoruz. Ne yapalım? Otomatik kalkıyoruz siz gelince. Teşekkür ederim. Merhaba. Kaç tane? Oraya mı geçeyim? Fark etme nasıl istersen. Sen geçsen süper. Evet. Gel gel Burcu'nun. Ayda ne yapıyorsun? Yer yok mu Ayda? Ne oldu sana? Burası kocaman ya. Lütfen. Ben nereye geçeceğim? Aranıza mı gireyim? Artık tabii ki gün değerlendirmesi zamanı. Siz kendi aranızda da yaptınız. Çeşitli tartışmalara da şahit olduk. İlk önce sanırım Ceren'in konuşması gerekir. Biz çünkü oyun alanında seninle de konuşma şansına sahip olmamıştık ama oyundan hemen önce de tartışmalar oldu tabii ki. Şimdi de biraz oldu ister istemez. Sen biraz arkadaşlarını beni niye ekibe almadınız diye doğru mu söylüyorum aslında? Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Biraz hayal kırıklığını dile getirdin aslında. Ne düşünüyorsun? Hala geçerli mi? Ben mesela Güneş'le sanki aranızda yani büyük bir problem haline geldi bu ister istemez. Ya ben üzüldüm sadece ya. Hayal kırıklığı. Mesela burada az önce de oldu. Ben bilmiyorum ben ya da çok fazla değer veriyorum insanlara. Sonra verdiğim değerin karşılığını alamayınca bitiyor bende. Hani direkt hayal kırıklığı, üzüntü. Ama ya mesela seçen kişi Güneş değil ya o yüzden ben çok anlayamadım aslında. Şöyle... Ya beni seçmiş olsaydı mesela ilk ya da Yağız mesela ilk beni almış olsa ben Yağız'a baskı kurardım. Yağız ne olur güneşleri de al, Anıl'ı da al. Baskı kurardım yani. Ben onların ağzını hiç duymadım. Ben iki yanlarındaydım. Kendi bilir yani çok önemli ama değil. Ama arkadaşlık yani bu değil. Bunu ben için. Aslında ilk haftada zaten söylemiştik hatırlarsan sen de. Yani aslında ekipler kurulurken daha iyi oynayacağını, daha iyi performans sergileyeceğini düşündüğü insanları alıyor genelde ekip liderleri diye düşünüyorum. Yani arkadaşlık... Onların bence ilk düşündüğü şey olmayabilir. Sen bir dahaki işte oyunda belki ileriki haftalarda sen ekip lideri olduğunda sen arkadaşlarından oluşan bir oyun yani ekip mi kurmak istersin mesela? Bilerek yaptı. Elzem tam seni üzmek için olduğunu mu düşünüyorsun? Yani bunu? Bilerek yaptı. Dilara'ya bakış atmış. Mesela Elzem bana arada söyledi hani yemek yani, arasında evet. Söyledi. Dilara'ya böyle yapmış. Rahat ol bendesin yapmış. Şimdi Elzem'i alırsa tabii ki Dilara'yı istemeyecek karşı taraf. Otomatik olarak ben o karşı tarafa gideceğim. Tabii ki Dilara oraya geçecek. Hani bu Elzem'e sorayım hemen önce tabii. O zaman. Nedir ya gördüğümüz evet, şey? Son ikimiz işte kaldık Dilara'yla yan yana. İşte direkt dönüp şey yaptı işte bendesin sakin şey yaptı işte böyle hani bu tarafa geleceğini belirtti. Ya ben de şaşırdım açıkçası çünkü hani benim sona kalmam gerekiyordu. Performanslar ortada, insanların performansı ortada yapılabilecek şeyler. Ve sıfır puanda olmasına rağmen bir kişi kabullenilerek alındı. Ve eksiyle başlayacağımız biline biline. Almak değil de zaten zorunda kaldı gibi geliyor zorunda benim bahsettiğim. Zorunda kalınmadı. Yani başka bir zaten almadı yani aslında. Sona evet sona Burcu kaldı. Evet, strateji ben açıklayabilirim müsaadenizle. Bir dakika bir soralım o zaman neymiş evet. Ben açıklayabilirim. Konunun tabii. Muhatabı benim zaten. Açıklayayım ki açıkça anlasınlar. Kısa şimdi bir, bizim seninle ileri seviyede bir hukukumuz yok. İki, ben orada seçerken de açıkladım ki bugünkü oyunun performansına göre seçeceğim. Benim arkadaşlarım ya da vardı. Bir hafta boyunca bu yüzden kaybettim. Bir dakika, yani. Bir dakika kesme beni. Tamam. Güneş'i ilk başta erkek olarak seçmedim. Evet, Güneş'i seçtim. Güneş'i seçtim performans olarak. Sonra baktım, aklımda Burak vardı yani. Yağız benden bir adım önde atak yaptığı için. Tabii önce o seçiyordu. Yani çünkü. Ben 1-0 geriden başlamış gibiyim. 1-0'lık gerilik yani bu. Yani kalanları aslında almaya çalıştın. Bravo. Şey o şekilde yaptım Burcu Hanım. Teşekkür ederim. Çok ya kusura bakmayın. Estağfurullah, estağfurullah. Doğru öyle söyleyen olunca böyle kaldı. Şey yapıyorum ağzımdan tamam. Böyle kelamlar tamam. Geliyor. Peki. Burcu Hanım, Güneş'i aldım tabii. Etkileşim bir şekilde Yağız burayı alınca dedim ki karşısına Yağız'ın karşısında Anılcan olsun. Hem de Anılcan'ın geçen haftaki liderlik içgüdüsünü bildiğim için dedim ekipte olsun. İçimden öyle geçti. Anılcan'ı seçtim. Bu şekilde gidiyordum. Ben üçüncü performansta yani seçerken Elzem'le yalan yok yani Ceren şimdi yetenek olarak geçen haftayı baza aldım kafamda. Dedim ki Elzem'in hani oyundaki performansını gördüm. Gelip burada bize anlattığı iddialarını gördüm. Dedim ki ben deneyeyim ya dedim. Ekibimde ben göreyim dedim bu hafta. Yani benim ekibimde olsun. Yani sürpriz hani olur ya insanların hayatında. Böyle bu yarışmada sürprizli bir yarışma ya. Dedim sürpriz olsun. Belki herkesi şaşırtır. Belki karşı tarafa farklı bir demoralize olur. O şekilde karar vererek seçtim. Yağız da zaten benim seçimlerime, yani ben onun seçimlerine göre ayak uydururum. O da benim seçimlerime göre bir strateji şey yapıyor, planlama yapıyor. Yani o da öyle düşünüyordur eminim benim gibi yani. Plancı bir şekilde gittik bence. Çünkü ben kazanmak istiyorum.
ve kazanacağım bir ekip kurmak istedim. Yani dedim ki bu hafta da Burak seçebilseydim eğer Murat'la Burak'ın karşı karşıya ekiplerde olmasını isterdim. Çünkü geçen hafta böyle biraz rekabetli muhabbet oldu ama bu hafta onlarla ben karşı karşıya mücadele ediyorum. Yani ben burada arkadaşlığı yanlış anlamasın kimse oyunlardan bir geride tutuyorum. Çünkü bizim buradaki asıl amacımız finali görüp finalde ben kendimi kanıtlayacağım. Yani ben burada bireysel yarışıyorum. Kimse buradan 10 kişi finalde ödül almayacak. Yağız'dan bahsettiği için hemen sorayım sana da. Sen ekibini kurarken nelere dikkat ettin? Şöyle ben performanslara öncelik tabii gösterdim Burcu Hanım. Ekibim çok her biri çok güçlü yarışmacılar bence. Her biri yetenekli, becerikli insanlar. Arkadaşlarımla ilk ekip olduğumuzda, ilk oyunumuzda bu galibiyet gerçekten bizim için çok iyi oldu motivasyon açısından. Evet, Ceren'in bir tık böyle bir başlangıcında karamsar böyle bir şey, üzüntü içerisinde olması. Ama toparladığını görüyorum. Uyum sağlayıp daha da keyifli hale getireceğiz ilerleyen günlerde. Potaya da bizden hiç kimseyi sokmamaya çalışacağız. Bu şekilde tam konsantrasyonla, enerjiyle devam edeceğiz. İyi bir ekip lideri olarak mı diyorsun? Yani onların da takdiri tabii ki ben elimden geldiğince en iyisi olmaya çalışıyorum. Her zaman, her yerde. Arkadaşlarım haftanın sonunda Yağız iyi bir ekip lideri miydi, değil miydi? Tabii onların yorumları da benim için çok değerli. Ben elimden gelenin fazlasını yapacağım. Günler içerisinde göreceğiz diyorsun. Evet. Peki sen Anılcan'la Soner'e galiba yanlış değil, yanlışsam beni düzeltin bu arada. Doğru. Nasıl yenilmek? Bir yani soru sordu. Yenilen... Peki. Tam olarak sorunu hatırlattın bana. Şöyle, sadece yani birbirimizle burada aynı ev içerisindeyiz. Yani rakip olabiliriz de soru cevap sohbet edebiliriz tabii. Merak ettim. Şimdi biz, ben hiç o duyguyu yaşamadım. Yani... Evet. O Soner ve Anıl da benim ekip arkadaşımdı sonuç olarak. Geçen hafta onlar da bu duyguyu yaşamamıştı. Ben merak ettim, dedim ki yenilgi nasıl bir duygu? Hani bana bir cevap verebilirlerdi Yağız ya, üzücüymüş. Biraz böyle şey mi? Yani hani üzgün gördüm. Ben cevap verdim. Yo yo, ben gerçekten özür dileyerek söz aldım. Dedim ki özür diliyorum hani mutfağa geldiğimde bir şey sorabilir miyim? Tam Oğuzhan benim adımı geçirdiğinde, hatta dedim benim adım geçmişken dedim. Ben dedim bir soru sormak istiyorum çok özür dileyerek. Tamam, bunu anladım. Söyledim ve bana yani ters bir cevap vermeye döndüler. Ve Anıl yükselmeye başladı. Ben sadece sakince sordum. Sakince cevap alabilirim. Yükselmiş oluyoruz. Yaz cevap verince de hep normal cevap. Ben sana cevap değil, önce Soner'e söz veriyorum Anılcan. Ben anladım. Soruyu alaycı bir tavırda sordu zaten. Gülerek, ben, büyük alttan bir gülerek sordu. Like. Bir şey tabii tebessüm sonra ediyorum yani. Hani tebessüm neden değil, ediyorum. Kazandım ya ben. Tebessüm arkadaşlarımız biliyor. Kendimi evet, çok kale almıyorum. O duyguyu çok tatmak istiyorsa yarın kendisine tattıracağım zaten. Peki, merak etmeyin. Çok uzak değil zaten şu an. Yarın mı? Senin yarın bir oyunda oynayacağız ya. Ha, yarın işte hep yarın konuşuluyor ya Burcan. Cevap, ben o yüzden özür dilerim. Oyunlarda cevap vereceğim tamam dedi. Tamam. Sen şimdi şöyle bir durum var tabii ki. Sana o yüzden son söz vermek istedim. Sizin normalde geçen hafta içerisinde de sen liderken bir hafif bir tartışmanız da olduğu için özellikle bu konuya dair. Böyle bir soru sorup seni biraz aslında yani... Ateşlemesi herhalde doğru durur diye düşünüyorum. Bakacağız önümüzdeki. Sen de aynı şekilde mi? Bakacağız. Bakacağız diyorsun. Peki. Hep bir bakıyoruz önümüzde. Bu arada Oğuzhan şöyle bir şey daha da var. Senin kulağına geldi galiba bu lafta diye düşünüyorum. Dilara mı yoksa Oğuzhan mı? Yani ne denir, uğursuz mu? Bilmiyorum. Nasıl? Şöyle öyle demeyelim deniyor de şimdi uğursuzluk. Yani ben kadere inanan bir insanım. Evet. Olmadığında olmuyor. Olduğunda da görüyorsunuz oradaki mücadelemi. Evet. Hepsi de gördü yani şu an bu öyle alaycı tavır yapan, o lafı diyen arkadaşların hepsi orada beni ayakta alkışlıyordular. Gördüm. Lider olduğumda. Sen yani Ceren belki o muhabbeti söyledi. Belki ben öbürü söyledim. Belki öbürü söyledi, bilemem. Ben bilemem. Söyledim, hepsi söyleyebilir, olabilir. Şöyle istenmiyor ya. Evet. Arkamdan istediğini söylesin. Hiç önemli değil. Benim yüzüme karşı bir şey söyleyemeyen arkamdan istediğini... İstemiyor derken ne anlamda söyledin? Kim istemiyor? Yani şimdi ben onu istemiyormuşum ya ekibimde. Ha, istemiyor ya. Ha, tamam. Ben tamamıyla içgüdüsel gidiyorum. İster inansın bana, ister inanmasın. Ben hatta kayıt dışı olduğunda da gittim bir centilmen erkek gibi. Dedim, yanaştım. Dedim, bak dedim böyle böyle. Hani yani sonuçta kız çocuğu, kadın birey. Gönlünü alayım dedim. Şey yaptı yani, geriye çekildi elimden, sanki ben onun düşmanı. Kötü bir şey, kötü olarak almıyorum. Yani şöyle... Tamam Oğuzhan, anladım. Kalbi temiz. Tamam. Tekrara dönecektin, onu hissettim. Yok, tekrara dönmeyeceğim. Yani kısa laftan söylersek eğer, o lafı diyenler
Dönsün kendilerine baksın. Dilara'ya da hemen söz vereyim bu arada. Sen performansınla ilgili ne düşünüyorsun? Ben bugün beğenmedim performansını. Hı, daha iyi olabilir mi evet, diyorsun? Evet, daha iyi olabilirdim. 3 tane kaldı. 3 top bulundu. 3 tane bardağım kalmıştı. Biraz daha ya hızlı olmam lazımdı ya da tam isabet ettirmem lazımdı. Onu ayarlayamadım ama bugün beğenmedim, olabilir. Peki söylediklerine, şimdi sen söyleyince ben de kendi çok performansımı beğenmedim diye hemen sonra söylüyorum. Hı hı. Hani şeyde diyorlar ya, aslında geçen haftaki performansına da bakarak Dilara aslında sebep falan gibi. Ya da bir isim aranıyor ya ister istemez. Normal, o isim aranması sonuç itibariyle. Biz kaybettik, mecburen aramızdaki ileri kötüleri tartışacağız. Hı hı. Ya ben bugün, Güneş çok iyiydi, Anıl da çok iyiydi. Üçümüz de sayı alamadık biz. Olsam ben, Soner. Değerlendirecek olursak, Lisa'da benim 3 tane bardağım kaldı. Soner'in onun ne kadar kaldığını hatırlamıyorum şu anda. Yani ama benden daha iyilerdi. O yüzden evet. Peki. İzninizle Burak'la Murat'ı da dinlemek istiyorum. Murat iyi bir performans sergilediğin için. Sen de bir şey söyleyecektin aslında. Hiç Burak bir şey söylemek istemedi ama Murat bayağıdır bir elini kaldırıp önce duruyor. Bir şey söyleyecektin hemen. Seçimleriyle alakalı muhabbet ediliyor. Doğru, evet. Da bir şeyler söylemek istedim. İlk nedir? Başta Burak'ı seçtiği zaman biz Oğuzhan'la takım lideriyken, beraber aynı takımdayken ona karşı böyle bir yani üstten değil de hani doğru şeyleri dile getirdiğim için bence orada beni bilerek seçmediğini düşünüyorum. Stratejik bir hata yaptığını düşünüyorum. Beni sonlara doğru bırakacak bir Eda aslında içgüdüsel olarak da aslında takım arkadaşına stratejik bir hata yaptığını düşünüyorum. Bunu da oyunlarda yansıttığımı düşünüyorum. Aslında dediğim gibi içerideki bölünmeyi çözseydik biz oyunlarda daha aktif olacağımızı da takım olarak biliyordum. Burada böyle bir sorun yaşamıyorum. Takım arkadaşlarım bana güvendiler, oyuna çık dediler, yap dediler. Ben de onların güvenini boşuna çıkarmamak için elimden geleni güzel yaptım. Gördük. Ve güzel de oldu. Biz takım arkadaşlarla bir sevinç yaşadık ve evet, benim için harika oldu yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.